Merhaba arkadaşlar. Bugün Salesforce Lightning Design Sistem'e geçmeden önce Custom CSS nasıl oluşturulur ona bakalım. Önceden oluşturduğum bir komponentim var. İçi boş görüyorsunuz. Bunun içine öncelikle bir division yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir division yapıyorum. Daha sonra içine bir paragraf yapıyorum. Bu paragrafın içinde adımı yazıyorum. Adımı yazmadan önce label yapalım. Şöyle yapalım. Full name şeklinde label'ımızı yapıyoruz. Ve daha sonra paragrafın içine bir span oluşturarak buraya da full name'i yazıyorum. Engin başlık şeklinde görüyorsunuz. Aynı şeyi ben kendi title'ım için de yapmak istiyorum. Title diyorum. Ve iki nokta üst üste koyuyorum. Boşluk. Span ile title'ımı koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Çünkü full name kısmına farklı bir CSS ve kendi adımı yazdığım kısmı, yani şuraya farklı bir CSS uygulamak istiyorum. Title kısmına da Salesforce Developer yazalım. Bu şekilde. Şimdi siz bunu deploy yaparsanız şunu göreceksiniz. Hemen isterseniz deploy yapalım, görelim. Böyle yalın, düz, hiçbir style'ı olmayan gördüğünüz gibi deploy yaptım. Daha sonra sayfama ekledim. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey yok. Sadece yazılar var. Hiçbir style yok. Biz bunu custom CSS ile yapmaya çalışacağız. Öncelikle bir CSS dosyası açmamız gerekiyor. Aynı isimli olması gerekiyor. Şöyle new file diyoruz. Buna custom CSS aynı isimli olması şart nokta CSS diyorum. Böyle bir dosya oluşturuyorum. Şimdi isterseniz önce class'ımızı oluşturalım. Buraya class diyelim. Eşittir. Buna main div şeklinde bir isim verelim ve bunu şimdi tanıtalım arkadaşlar. Yani bu class'ı CSS dosyamızda tanıtmamız lazım. Yani ona property ve values'leri eklemek lazım. Şöyle diyelim, tanımlanmamış bir class şu anda. Bu class'ı buraya yazmanın hiçbir şey ifade etmiyor. Burada biz onu tanımlamamız lazım. Nokta main div diyorum. Daha sonra süslü parantezleri açıp içine istediklerinizi koyabilirsiniz. Style adına hani istediğiniz property'yi istediğiniz value ile koyabilirsiniz. Biliyorsunuz. Öncelikle property'yi yazmanız gerekiyor. Diyelim ki ne istiyorsunuz? Border istiyorsunuz. Border şeklinde şu şekilde yazmanız lazım. Ondan sonra iki nokta üst üste koyup değerlerini girmeniz gerekiyor. Border genelde şöyle yazılıyor arkadaşlar. Öncelikle size'ını yazarsınız. Kalınlığı 2 pixel. Boşluk. Hiç virgül falan yok. Ondan sonra hangi tür bir border istiyorsunuz? Noktalı mı olsun? Yoksa böyle düz solid mi olsun? Buna solid diyorum. Daha sonra rengini belirlemeniz gerekiyor. Buna da gray diyorum. Buradan Gains Pro'yu seçiyorum. Bu şekilde noktalı virgülle bitirip devam edebiliyorsunuz. Diyelim ki background color koymak istiyorsunuz. Background color'ı da buradan şu şekilde seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim main division. İsterseniz bunu deploy yapalım ve görelim. İkisini de deploy yapıyorum. Şimdi görelim ne yapmışız. Refresh yapınca çok gelmeyebiliyor. Sayfanızı açıp tekrar save yapıp geri gittiğinizde geliyor. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Border koyduk. Daha sonra içinde yazılarımız var ve background color'ımız var. İsterseniz burada şey de koyabilirsiniz.
Border radius koyabilirsiniz. O ne yapıyor? Köşeleri yuvarlak yapıyor. 10 piksel dersiniz mesela. Köşeler yuvarlak olur. Bu böyle kalsın. Şimdi ikinci division'ımıza geçelim. Öncelikle paragrafa şöyle ne diyelim, paragrafa name diyebiliriz. Class eşittir. Double quotations, bunun içine şöyle bir şey diyebiliriz. Label diyelim. Label custom olduğu için bunun başına da main label diyelim şu şekilde. Main label şeklinde şey yapıyorum. Bunu hem birinci paragrafa hem de ikinci paragrafa uygulamak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu tanımlamamız lazım. Buradan copy paste yapıp alabilirsiniz. Custom CSS'i gelip süslü parantezin bittiği yerden devam ediyorsunuz. Yine nokta. Daha sonra işte main label'ı koyup parantezlerimizi açıp devam ediyoruz. Bu işin ikinci klas. Bu bizim birinci klasımızdı. Bu da bizim ikinci klasımız. Gördüğünüz gibi parantezlerden sonra devam ediyor. Buna ne diyelim? Font size diyelim. Font size'ımız biraz ne olsun? Large olsun. Ondan sonra color. Color'ımız da şuradan seçelim bir color. Brown olsun. Ondan sonra font weight. Font weight'imiz de bold olsun, böyle kalın olsun. Bunu yaptıktan sonra şimdi geri gidelim. Biz yaptığımız değişiklikleri görelim. Evet, görüyorsunuz full name, Engin Başlık, title, Salesforce, developer. Bu böyle kalsın. Biz birinci division'a isterseniz margin ve padding koyabilirsiniz. Margin diyelim ki 10 piksel olsun. Margin bir de padding koyabilirsiniz. Padding de ne olsun? 20 piksel olsun. Onun ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi kaydedelim. Sayfamıza gidip margin olup olmadığına bakalım arkadaşlar. Şimdi margin ne? Önce oradan başlayalım. Benim bir kalemim vardı. O kalemi bulabilirsem. Evet, Epic beni alıyorum. Kalemle alakalı bir problem yaşıyoruz. Burada kalemimiz okey diyelim. Şimdi kalemle göstereyim. Evet, kalemle alakalı bir problem yaşıyorum bugün. Kalemle göstermeyelim o zaman. Şöyle arkadaşlar, bu division'ı düşünün. Bu round şöyle border olan bir division. Border'ın nerede başlayıp nerede bittiğine dikkat edin. Hemen köşelere dayanmış. Köşelere dayanmış. Eğer margin yaparsanız bu division'ın tamamı sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan uzaklaşır. Sağdan. Division'ın tamamı. Buraya dikkat edin. Ama padding yaparsanız içindeki yazılar division'dan uzaklaşır. Yani margin'de division'ın kendi sağdan, soldan ve yukarıdan ve aşağıdan uzaklaşıyor. Ama padding yaptığınız zaman division'ın içinde ne varsa onlar division'ın border'ından uzaklaşıyor. İsterseniz hemen save yapıp görelim. Sayfamızı önce refresh yapalım. Gördüğünüz gibi önce division'ımız 5 piksel soldan ve sağdan uzaklaşmış oldu. Yukarıdan ve aşağıdan da uzaklaştı. Ama padding yapınca içindeki yazılar division'dan uzaklaştı. İsterseniz tabii ki sadece padding right, padding left, padding top, padding bottom kullanarak sadece bir taraftan da uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama padding yapınca her taraftan uzaklaşıyor. Bu genel bir ifade. Ama dediğim gibi margin top derseniz sadece yukarıdan uzaklaşır. Bu birincisi. İkincisi main label'ı yaptık. Bu şekilde. Diyelim ki bu isimleri Engin Başvuruk ve Salesforce Developer'a farklı bir style vermek istiyorsunuz. Rengini değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Buna farklı bir class yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. Buna da diyelim ki title diyelim. Title. Title şeklinde bir class oluşturuyorum. Bunu hem birinci span'e hem de ikinci span'e uyguluyorum. Ve burada onu tanımlıyorum. Nokta.
Şu şekilde diyelim ki rengini değiştirmek istiyoruz. Color diyelim. Color ne olsun? Yeşil olsun. Bu şekilde rengini değiştirdik sadece. Diğerleri aynı olacak. Şöyle bir durum olacak arkadaşlar. Bu Salesforce Developer aynı zamanda paragrafın içinde olduğu için paragrafın style'ı da ona uygulanmış olacak. Ve kendi style'ı da olduğu için title diye bir class olduğu için ayrıca ilave olarak yeni bir style olacak. Burada yukarıda color var, aşağıda da color var. En son hangisi burada define edilmişse onu alacak. Yani siz birden fazla class uygulayabilirsiniz. En son update'i alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk değişti. Full name ve title aynı kaldı ama diğerleri değişti. Sadece renk değişti. Görüyorsunuz sağ tarafta Engin Başlık. Yine kalın, yine font size büyük. Çünkü arkadaşlar bir önceki class'tan da etkilendiği için bu şekilde bir sonuçla karşılaşıyoruz.